Alo, bir şey mi oldu? Yok bir şey, neredesin? Ödemir patlattın ya. Niye bu telefondan arıyorsun o zaman? Ya neredesin dedim. Adliyeye. Efendim. Bir saniye. Yenge telefon size. Alo. Yağmur. Ne yapıyorsun sen ya? Selami'nin telefonunun ne işi var sende? Ya ne olur ne olmaz etrafındaki herkesin numarasını yazdım. Allah'ım salaklığım kuru. Yağmur hemen şu işe yaramaz doktor kuzenini ara, ona ihtiyacımız var. Yaralı bir herif var ve ölemez, tamam mı? Bak gizlice bizi hastanenin arka kapısından alsın. Bağıracağım bir şey oldu. Ya bir kez dediğimi yapar mısın ya? Oluk oluk kan akıyor. Ya kim? Beni aklayacak olan adam. Yok, soldaki ilk odada. Yok Zeynep burada. Gitti Amerika'ya, kongreye gitti. Var çünkü değil mi? O zaman ne bileyim, bir güvendiği arkadaşı, bir cerrah söylesin bize. Bak bu herifin yaşaması lazım, tamam mı? Yoksa ölürse ben aklanamam. Sen mi vurdun adamı? Doğru söyle. He, ben vurdum Yağmur. Yatırımın üzerine 30 yıl daha eklemek istedim. Neredesiniz? Ümraniye. Şile'ye sap hemen. Ne var kızım Şile'de? Sen dediğimi yap, Şile'ye git. Ben şimdi konumu atacağım, oraya gelecek doktor. Kim? Şimdi bu adam konuşursa her şey bitiyor mu? Tamam, güvenilir mi, kim? Ya dediğimi yapar mısın, gider misin Şile'ye? Ben şimdi göndereceğim doktoru oraya. Ya Yağmur Allah aşkına. Bir şey değil. Şile'ye gidiyoruz. Yaşamayacak bu. Yaşayacak. Barbaros. Ya senden çok büyük bir iyilik isteyeceğim ama gerçekten, gerçekten çok büyük. Yani bunu yaparsan hayatım boyunca minnettar kalırım sana. Konum buraya veriyor. Sağ ol. Araba buranın mı? Doktor Bey'in arabası. Bu mu doktor? Ha? Yardım etsek mi? Yok, vazgeçtim ben. Yani bu herifin yardımıyla aklanacaksam kaçak kalmayı tercih ederim. Manyak manyak konuşma, yürü. Ya madem konusunu açtık, ben etrafında istemiyorum. Neyi istemiyorsun? Adam ölüyor ya. Ölecek zaten, o gömeriz bahçeye gider. Ki kimin evi burası? Barbaros'un. Peki nereden biliyorsun bu evi? Bunu mu konuşalım şimdi Mustafa? Cevap ver bana. Bu Şile'deki dilimin varmadığı garsonyer mi nedir, evini nereden biliyorsun? Konumunu hazır atacak kadar. Bak zaten beni abuk sabuk işlerine bulaştırıyorsun. Sana yaptığım bu yardım 3,5 yıldan başlıyor. 5 yılda seninle evli kaldım. O da hapis, etti sana 8,5 yıl. 2 senede flörtümüz var, konuşturma beni şu an. Galiba unuttun o geceleri ha? Koynumda yattığın, ya MKC ben sensiz ne yaparım dediğin geceleri konuşmayalım istersen. Bence de konuşmayalım. İçeride insan ölüyor, senin burada yaptığın muhabbete bak. Yürü yardım edelim. Girmem ben o herifin evine. Girmişsin ya. Sen de girmeyeceksin. Ya seninle boşandığım gün var ya, kişisel bayramım. Sabotaj bayramı. Benim mutluluğumu, ailemi, huzurumuzu sabote etmenin bayramı. Ha, bir de anahtarım var. Vay! Bana bak. Bu kadın daha önce kaç kez geldi buraya? Ben bir şey diyemem. Ha. İçerideki yaşasın seni nezarete alıp aynı soruyu bir daha soracağım. O yüzden ona göre cevap ver. Bir kere kızının doğum gününe gelmişti. Gece mi gündüz mü? Kahvaltıya. Ne yediler? Sucuklu yumurta. Ağzını burnunu kırarım.
Ama benim karım vejeteryan, öyle şeyler yemez. Ne bileyim abi, belki sucuksuz tarafından yemiştir. Karışıyor öyle, sevmiyor. Peynir yemiştir belki. Bak, akıl yürütme, peynir senden yapmayayım camış ha. Nabzı çok düşük. Birinci kurşunu çıkarttım. İkinciye geçiyorum. Kapat yarayı. Yarayı kapat. Kanama devam ediyor. Öldüreceğiz adamı. Kapat. Dışarıda bekleyebilir misiniz lütfen? O mermi 7.92 ha. İkinciyi çıkartana kadar adamı öldürürüz. Ne diyorsam onu yap. Kapat. Doktor musunuz acaba? Sen kaç tane 7.92 gördün? Dağlıca da her asker bir doktordur. Dediğimi yap. Kapatıyorum. Ama bu adam en kısa zaman içerisinde ameliyat olmalı, yoksa hayatta kalamaz. Kalacak. Elimi yıkayabilir miyim? Yıka. Sen MKC'nin karısı mısın? Eski karısı. Yağmur ben. Yaşarsa temize çıkacak mısınız? Nilüfer senden bahsetmişti. MKC de senden. Ne diyor? Bilmem. Siz şimdi onunla omuz omuza vermek zorunda kaldınız. Bil ki o dünyanın en iyi kalpli insanıdır. Allah Allah. Sevdikleri için canını feda eder. Durumunuz çok zor tabii. Ama o yanında olduğu için şanslısın. Daha çok annesi gibi konuşuyorsun ama. Sen evli miydin? Evlenince anlarsın o zaman. Boşanınca? İşte boşanınca sevgiye bir şey olmuyor. En sonunda tanıştınız. Benden ne kadar nefret ettiğinizi mi konuşuyordunuz? Adı bile geçmedi değil mi? Ya maşallah, kendi evin gibi biliyorsun her şeyi. Katil olacağım gerçekten. Sen zaten katilsin. Kalbimin katilisin. Duyuyor musun beni? Kalbimin katilisin. Halacığım hadi gel bakalım. Hala bırak ya, ben kendim yürürüm. O zaman yürüme, koş. Annem koşma diyor. Halan da koş diyor. Bak şöyle yapalım. Koş deyince koş, koşma deyince koşma. Çok basit değil mi? Oldu. Bir de uzaktan kumanda bağlattım. Sen de haklısın. Gel. Nilüfer hayırdır? Aşk olsun Atilla abi. Bizim hayırlık halimiz mi kaldı? Yasemin'e gidiyoruz. İyi, hadi bakalım. Gel, 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 gel. Ne oluyor, ne oluyor? Anlat hadi. Şşt. Aa, hoş geldin kancım. Ne haber? Bizim ne haberlik durumumuz mu kalmış Yasemin abla? Şimdi benim yanımda yalan söyleyecek olan, ben geçeyim içeri rahat rahat konuşun. Eklerimi alabilir miyim? Alabilirsin halacığım. Aa, Kaan.
Beyazdan bir tane, siyahtan bir tane, yeşilden bir tane, turuncudan bir tane. Daha fazla yemek yok. Vallahi bana söyleme, Yasemin ablaya söyle. Önüme ne kadar koyarlarsa o kadar yerim. İyice şirazesi kaydı çocuğun. Okula da gönderemiyoruz. Burada kalsın, kapıda polis var. En azından güvende olur. Tamam, tamam. Ben bakarım ona. Hadi anlat ama artık. Ne oldu? Bizimkiler birini ele geçirmiş. Adamı yaşatmaya çalışıyorlar. Ben elim kolum bağlı oturamayacağım, peşlerine gidiyorum. Çatışmaya mı girmişler? Nilüm bak, kalbime iner diye bana yalan söylemiyorsun değil mi? Barca iyi değil mi? Yasemin, hayrola? Barca senin kocan mı kızım? Evinin direği mi? Biz niye sana yalan söyleyelim ya? Niye senden bir şey saklayalım? Aa, ama abarttın ya. Ne bağırıyorsun ya? Merak ettim sadece. Ay affedersin, gerildim ben de. Tamam, Barca muhteşemmiş canım, iyiymiş. Tamam, bir sıkıntı yok. Bir şey olursa ben sana haber veririm. Hadi gidiyorum. Dur. Bir şey isteyeceğim. Bunu al, ona ver. Ne bu? Sen ver, o anlar. Ya doğum günümde hediye etmişti bana. Şimdiye kadar hep şans getirdi. Bir sonraki görüşmemize kadar sende kalacakmış da. İyi, söylerim. Hadi gidiyorum ben. Kadir. Efendim müdürüm. Bunu bir daha be. Kaçıncı müdürüm? Bu gece sabaha kadar. Tamam müdürüm, hemen. Bu gece sabaha kadar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.